Merhaba, bugün size orijinali City College of New York Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent doktor olan Kate Ritchie'nin verdiği bir dersi anlatacağız. Konumuz anlam ve dil. Bu videoda daha çok bir kağıtta veya bilgisayar ekranında karşılaştığımız bazı ses ve işaretlerin nasıl anlam kazandığına odaklanacağız. Örneğin, kar beyazdır veya merkür derken çıkardığımız sesler bir anlam ifade ediyorken, şu an duyduğunuz ses neden bir anlam ifade etmez? Burada sormamız gereken soru şu, bir sözcüğe veya değişi anlamını ne kazandırır? İşte bu soru neyin anlamlı olduğunu belirler. Bu soru temel bir anlam sorusu olarak da adlandırılabilir çünkü burada bir ifadenin veya cümlenin anlamını belirleyen şeye ya da temeline odaklanırız. Buna karşılık belirli bir sözcüğün veya değişin de ne anlama geldiğini merak edebiliriz. Sözlükler bu bilgi öbeklerini sınıflandırır. Örneğin kedi ne demek veya gato ne demek gibi sorular tanımsal anlama ilişkin sorulardır. Tanımsal anlama ilişkin sorularda kedi kelimesine anlamını ne verir sorusundan çok bu kelimenin anlamına odaklanırız. Bu videoda da temel anlam sorularına bakacağız ve bu soruları cevaplamanın iki farklı yolunu inceleyeceğiz. Bu sorular bir sözcüğe veya değişe anlam veren şeyle ilgili sorulardır. Aslında bu sorunun genel anlamda iki cevabı olduğunu söyleyebiliriz. İnternalistlerin verdiği cevaplar ile eksternalistlerin verdiği cevaplar. İnternalistler zihinsel ve ruhsal durumların sözcük anlamını belirlediği görüşünü savunur. Bunlar genel bir kategori olarak internalist teoriler olarak adlandırılır ve bu da içselcilik demektir. Bu kişilere göre ruh halleri bireylerin içinde veya daha doğrusu kafalarında yer bulan bir olgu olarak karşımıza çıkar. O yüzden içsel bir durum söz konusu yani. İnternalistlere göre de işte bu ruh halleri anlamı belirler. Diğer yandan eksternalistler bireyin dışındaki bir olgunun anlamı belirlemesi gerektiği görüşünü savunur. Bu görüşü savunanlar genellikle bu olguları dünyamızın doğasıyla ilgili özelliklerle veya toplumda yer alan başkalarının uzmanlığıyla açıklar. İlk olarak internalist teoriye bakalım. Internalist teori ilk olarak filozof, Paul Grace tarafından ortaya atılmıştır. Grace, konuşmacının niyetinin anlamı belirlediğini savunur. Peki bu niyetler nelerdir? Bunlar genellikle o an devrede olan amaç veya hedeflerimizi niteler. Örneğin basketbol maçı izlemek için televizyonunuzu açabilirsiniz ya da işe gitmek için otobüse binmek amacıyla evden çıkabilirim. Grace, bu belirli niyetlerin bir kağıtta veya bilgisayar ekranında gördüğümüz belirli sesleri ve işaretleri anlamlı kıldığı görüşünü savunur. Grace bu teorisini konuşmacının veya yazarın niyetine göre bir cümlenin belirli bir anlamı olduğu görüşüne dayandırır. Şimdi size bir cümle okuyayım. Grace Oxford'da yaşamıştı. Bunun ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Şimdi de bu cümlenin anlamını P olarak adlandıralım. Unutmayın, burada temel anlam sorularıyla ilgileniyoruz. Tanımsal anlam sorularıyla değil. Bu yüzden cümlenin anlamından çok cümleyi anlamlı kılan unsura bakmamız gerekiyor. Grace'e göre bir değişin P anlamına gelmesi için konuşmacı veya yazarın, yani benim, şimdi sayacağım üç niyetle cümleyi kurması gerekir. İlk olarak dinleyicilerin, yani sizin P'ye inanmanız gerekir. İkinci olarak, sizin P'ye inanmanızı istediğimi, yani bu niyetle cümleyi kurduğumu anlamanız gerekir. Üçüncü olarak da benim cümleyi okurken sizin P'ye inanmanızı istediğimin bilincine vardığınızdan P'ye inanmanız gerekir. Şimdiye kadar bu teori bize bir değişin belli şekilde ifade edilişinin ne anlama geldiğini gösterdi. Yani az önceki değişimin bu cümleyi okurkenki niyetime bağlı olarak ne anlama geldiğini görmüş olduk. Aslında cümlelerin farklı şekilde ifade edilişleri yani farklı değişler genellikle aynı anlama gelir. Örneğin bu dersi dinledikten sonra bir arkadaşınıza Grace Oxford'da yaşamıştı cümlesini söylediğinizde bu cümlenin anlamı yine P olur. Yani az önce söylediğim Grace Oxford'da yaşamıştı deyişiyle anlamı aynıdır. Bu durumda bu cümlenin bize dışarıdan bakıldığında ya da her söylenişinde ne anlama geldiğini açıklayabilecek bir olguya ihtiyaç duyulur. Grace bir cümlenin anlamının konuşmacının veya yazarın kullanış biçimine bağlı olduğunu savunur. Yani konuşmacı, Grace Oxford'da yaşamıştı cümlesiyle, belirli bir kişinin İngiltere'nin belirli bir şehrinde yaşadığını ifade etmek istiyorsa, cümle bu anlamı kazanmış olur. Bu durumda belirli sesler ve işaretler kullanan kişinin niyetine göre anlam kazanır. Bu niyetlerde bireylerde psikolojik olarak temsil edilen hedefler olduğundan bunun internalist bir teori olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada her şey içseldir. Şimdi de sözcükleri ve deyişleri anlamlı kılan şey nedir sorusuna eksternalistlerin vereceği cevaba bakalım. Eksternalistler anlamın cümleyi kuran kişi dışındaki bir olgu tarafından belirlendiği görüşünü savunur. Filozof Hilary Putnam'ın ünlü sözünde ifade ettiği gibi, anlamlar öylece zihnimizde yer almaz. Putnam, anlamların önemli bir şekilde dışa bağlı olduğunu savunur. Bu argümanını da pek çok filozofun kabul ettiği iki koşula dayandırır. İlk olarak, bir terimin anlamını bilmek sadece psikolojik bir ruh hali içinde olmaktan ibarettir. Hatırlarsanız, internalistler de anlamın konuşmacının niyeti doğrultusunda şekillendiğini, yani psikolojik olduğunu savunuyordu. Bu durumda internalistler bu ilk koşulu kabul ederdi değil mi? İkinci koşul ise bir ifadenin anlamı bu ifadenin neyle ilgili olduğunu belirler. Örneğin böbreği olan bir canlı ifadesinin anlamı böbreği olan bir canlı grubunu ifade eder. Sizin de böbreğiniz var, benim de, köpeğimin de ve pek çok diğer canlının da. Bu durumda böbreği olan bir canlı ifadesiyle aynı anlamı taşıyan herhangi bir ifade bu grubun tamamını kapsayacaktır. Yabancı kaynaklarda renat sözcüğü de böbreğe olan bir canlı anlamına geldiğinden bu iki ifade de aynı grubu kapsar. Yani siz, ben, benim köpeğim ve daha birçok canlı. Putnam bu ikinci koşulu kabul eder ancak ilk koşulun reddedilmesi gerektiği görüşünü savunur. Putnam'a göre anlamlar psikolojik ruh halleri ifade etmez. Yani anlamlar öylece zihnimizde yer almaz. Putnam bu sonuca düşünce deneyleri yaparak varır. Düşünce deneyleri, bir olgunun doğru olup olmadığını belirlemek ve bu kavramın doğru bir şekilde hangi koşullarda uygulanabileceğini anlamak için filozofların kullandığı varsayımsal durumları ifade eder. Bu deneyler dünyanın gerçekte nasıl olduğunun ötesine geçerek çevremizdeki dünyanın başka ne şekilde olabileceğini düşünmemize yardımcı olur. Eksternalizme ait en ünlü düşünce deneyi, dünyamızdan başka ikiz dünya olarak adlandırılan başka bir gezegenin olduğu varsayımsal bir duruma odaklanır. Patnam şöyle bir durumu kafamızda canlandırmamızı ister. 1750 yılında dünyamızda yaşayan Oscar adlı biri olduğunu varsayalım. Hepimiz gibi tabii ki Oscar da hayatı boyunca suyla temas halinde olmuş. Bizim gibi su içmiş, denizde yüzmüş, suyun nehirde akışına hayranlıkla bakmış vesaire. Yani suyu gölleri ve dereleri doldurup musluklardan akan renksiz, kokusuz ve tatsız bir sıvı olarak görüyor. Oscar bazen de su ıslaktır veya bir bardak soğuk su istiyorum gibi cümleler kuruyor. Ancak suyun kimyasal yapısı henüz keşfedilmediğinden su H2O'dur gibi cümleler kuramıyor. Şimdi de İkiz Dünya adlı başka bir gezegen olduğunu varsayalım. Bu gezegende dünyamızda yer alan her şeyin birebir kopyası bulunuyor. Yani bu İkiz Dünya'da, Roma'nın da, Nil Nehri'nin de bir kopyası var. Hatta Oscar'ın bile bir kopyası var. Bu Oscar'a da Oscar'ın ikizi diyelim. Bu ikiz dünyada dünyamız gibi görünüyor. Ancak bu ikiz dünyada gölleri, dereleri doldurup musluklardan akan şey H2O değil. Bu maddenin farklı bir kimyasal yapısı var. Buna XYZ diyebiliriz. Yani ikiz dünyada Oscar'ın ikizi XYZ maddesiyle temas halinde. Bu durumda Oscar'ın ikizi şuna benzer cümleler kuracaktır. Su ıslaktır. Bir bardak su istiyorum. Patnıma göre Oscar ve Oscar'ın ikizi psikolojik anlamda birbirlerinin kopyası. İkisi de göllerle dereleri dolduran bir sıvıdan bahsediyor. İkisi de kulağa tamamen aynı gelen cümleler kuruyor. İkisi de aynı şekilde bu sıvıyla ilgili hissettiklerini söylüyor. Ancak Patnıma göre ikisi birbirinden farklı. Oscar'ın düşündüğü ve kurduğu cümleler H2O olan suyla ilgiliyken Oscar'ın ikizinin kurduğu ve düşündüğü cümleler suyun ikizi olan XYZ maddesi ile ilgili. Oscar bir bardak H2O isterken Oscar'ın ikizinin bir bardak XYZ istediğini görüyoruz. Bu iki insan psikolojik anlamda aynı olsalar da ve su ile ilgili aynı cümleleri kursalar da bu cümlelerin farklı anlamlara gelmesi anlamın tamamen iç dünyayla ilgili olamayacağını gösterir. Patlamında dediği gibi anlamlar zihnimizde öylece yer almaz. Eksternalistlerin argümanını destekleyen bir başka örneğe daha bakalım. Bu da yine Putnam'ın geliştirdiği bir örnek. Bu örnekte, kayın ağacı ile kara ağaç arasındaki farkı bilmediğimizi varsayalım. İkisinin de Kuzey Amerika'da yetişen ve yaprak döken ağaçlar olduğunu biliyoruz. Ancak iki ağaçla da ilgili başka bir bilgimiz yok. Bu durumda, kayın ağaçları çok hoş ve kara ağaçlar çok hoş ifadelerini düşünürken, içinde bulunduğumuz psikolojik ruh hali aynı olur. Yani anlam bir ifadenin ne ile ilgili olduğunu belirlediğine göre, ve anlam bireyin ruh halinden ibaret olduğuna göre, bizim için kayın ağacı ve kara ağaç aynı anlama gelir. Çünkü kayın ağacı ile kara ağacı düşünürken içinde bulunduğumuz psikolojik ruh hali aynı olur. Bunun kulağa mantıklı gelmediğinin farkındayım. Çünkü hepimiz aslında aynı dili konuşuyoruz ve kayın ağacı ve kara ağaç kelimelerini bizden daha bilgili bir insanın kullanacağı şekilde kullanıyoruz yani kara ağaç kelimesini kullanırken bunu tıpkı bir ağaç uzmanının yapacağı gibi bilinçli yapıyoruz ve aklımıza kara ağaç görüntüsü geliyor. Aynı şekilde kayın ağacı derken de kastettiğimiz ve aklımıza gelen görsel bir kayın ağacı oluyor. Bu durumda anlamların psikolojik ruh hallerinden ibaret olmayacağını ve anlamın tamamen iç dünya ile ilgili olmadığını söyleyebiliriz. Bu örnekler sizi ikna etmeyi başardıysa şimdi de hangi dış olgular anlamla ilişkilidir sorusuna geçebiliriz verdiğim her iki örnek de bireyin doğal ve fiziksel çevresinin anlamı etkilediğine dair kanıtlar taşıyordu. Yani bireyin fiziksel çevresinde yer alan şeyler, bireyin kullandığı sözcükleri ve deyişleri etkiler. Hatta bazı uzmanlar, dış sosyal çevrenin de anlamı etkilediği görüşünü savunur. Eksternalistlere göre, doğal ve sosyal çevremizde kurulan nedensel ve tarihsel bağlantılar, kurduğumuz cümlelerin ve deyişlerin ne anlama geldiğini belirler. Şimdi de videoda gördüklerimizin bir özetini yapalım. İlk olarak sözcüklerimizi ve cümlelerimizi anlamlı kılan şey nedir sorusuyla başlamıştık. İnternalistler bireyin psikolojik ruh halinin bir parçası olan karmaşık niyetlerin anlamı belirlediği görüşünü savunuyordu. Buna karşılık eksternalistler ise bireyin doğal çevresi gibi bazı dış unsurların cümlelerin ne anlama geldiğini belirlediğini savunuyordu. Temel anlama ilişkin soruları işte bu iki görüşe göre cevaplayabiliriz.